Halbuki mangal mı var mı? Mangal var. Maylon kızak, bir de normal kuyruklu kızaklar. Leğenler de var. Leğenler de geldiler. Karavan kamp alanımız var. Burası zaten karavan kamp alan tesisi. Sayı tesisi yapıldı buraya. Her şeyi var. Duşundan tutun mutfağına. Burada spor merkezi olarak yapıldı. Bugün Bilecik Pazaryeri ilçemizdeyiz. AK Parti Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu program çerçevesinde şehir buluşmalarından dolayı genel merkezimizin verdiği görev gereği her ilçeye bir milletvekili arkadaşımız geliyor. Bugün de bizim programımıza belediyemizi, belediye başkanımız Zeki Hanım'ı ziyaretle birlikte başladık. Burada birazdan bu güzel mekanda, Tabiat Parkı'nda, bu cennetten çıkma köşede muhtarlarımızla başkanımız birlikte toplantı yapacağız. Pazar yerine Sayın Başkanım hiç gelmemiştim. Herkesi böyle tabii tanıtmak lazım. O amaçla da bu videoyu çekiyoruz. Bu güzel cennetten köşe gölümüzü, göletimizi tanıtmayla alakalı da yazın veya kışın herkesi buraya pazar yerine başkanımız adına da davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Senin de katılımı çok önemliydi bizler için. Ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Bugün milletvekilimiz bizlerle, sizlerin sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz, Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere öneri sunmak istediğiniz herhangi bir konu olursa vekilimiz burada dertleşeceğiz, bugün konuşacağız, dertlerimizi paylaşacağız, önerilerimizi paylaşacağız. Bunun için vekillerimiz geldiler, buradalar. Ben katılımlarınızdan dolayı, vekilimize desteklerinden ve ilçemiz ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Belediyemiz, ilçe başkanımız, muhtarlarımız, kadın kolları başkanımızın ve değerli kadın kolları üyelerimiz, meclis üyelerimiz. Bugün buradayız. Ertuğrul'un, Osman Gazi'nin memleketi, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'teyiz. Bu güzel beldemize, bu Abant Gölü ve Gölcük Gölü gibi doğal coğrafi özelliklerin içinde bulunduğu bu güzel beldemize, eski ismiyle Pazarcık'a bugün buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, Genel Başkanımızla geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı çerçevesinde 29 Ekim 2022, yani 99. yılımızı kutladık. 30 Ekim tarihi itibariyle de 2. yüzyıldan ilk günü Almanya ile ilgili günleri yaşıyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı çerçevesinde açıkladığımız vizyon projelerimizde tarihte bildiğiniz gibi 16 tane belediyemizin önünde de bayrakları olan, geçmişten bugüne bizim öründüğümüz devletlerimiz vardı. 17. Türk Devleti olarak da Türkiye Cumhuriyeti. Tabii ondan sonra gerek Azerbaycan, gerek diğer Türkiye Cumhuriyetler'de kurduğumuz Türk Dünyası Devletler Teşkilatı çerçevesi adı altında, gerek Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ilinde saydığımız zaman Türk devlet yapısı ciddi manada artacak. İşte biz bu yeni Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru giderken seçimlere biz 81 vilayetimizde tüm hemşerilerimizle buluşuyoruz. Şehrin vekili veya vekilleri, genel başkan yardımcımız veya bakanımız da şehir merkezimizde. Kaç tane ilçe varsa her ilçeye bir tane, ilçenin büyüklüğüne göre bu Bozüyük gibi ilçelerimizde bazı iki tane veya şehir merkezinde iki tane olmak üzere genel merkezimiz milletvekillerini görevlendiriyor. Burada belediye farklı partide olsa bile biz o belediyeye gidiyoruz. Belediyelerin ziyaretten ihtiyaçlarını dinliyoruz. Kaymakamımızı gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Etkin STK'larımız varsa onlarla da görüşüyoruz. Muhtarlarımız da burada olduğu gibi bir araya geliyoruz. Bu çerçevede sizden aldığımız bilgileri gerek koordinatör il teşkilatımızın yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın, gerek bizlerimizin genel merkez iletmesiyle birlikte biz Bilecik'le alakalı 2023'te Bilecik'in, Pazarcık'ın, pazar yerinin ne özellikleri var, ne ihtiyaçları var, yarınlarla alakalı bunları not ediyoruz. Tabii başkanımızla biz belediyede bazı konular hakkında ilgilenen meclis üyelerimizle dahil olmak üzere bilgi aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın
o zamanki partimiz olan Refah Partisi'nin il başkanlığı yapmasından beri Sayın Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşlığımızı Allah'a şükür bugüne kadar götürüyoruz. Burada olmaktan dolayı biz memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Böyle cennet köşesi gibi bir yerde hepimizi misafir ettiği için, ağırladığı için Sayın Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sizleri dinlemek üzere şimdi ben sözlerimi noktalamak istiyorum. Nazik Paşa Köy Muhtarı İsmail Yıldız. Köyümüz bir orman köyü. Ben 2019 yılında otomotiv sektöründen emekli olup köyüme muhtar seçildim. 2019 yılına kadar köyümüzdeki vatandaşlarımızın her yıl almış olduğu yakılacak odunla ilgili ihtiyaçlarını orman işletmesinden sadece 25 Türk lirası karşılığında alabiliyordu. Ancak 2019 yılından sonra maalesef orman köylüsü almış olduğu her yakacağı parayla almaya başladı. Şu anda yakacak odunun siteri 231 lira. Şimdi sorum şu, biz 2019'a kadar hiçbir ücret ödemeden 25 lira karşılığında yakacak odun alıyor iken şimdi neden parayla odun almaya başladık? Benim birinci sorum bu. Çözülmesini istediğim problemlerden bir tanesi bu. İkincisi de ben Nazım Paşa Köyü muhtarı olarak bizim bütçemiz herhangi bir gelirimiz söz konusu değil. Köyümüzde 1997 yılında yapılmış su ile ilgili şebeke sistemimiz var. Bu çok arıza veriyor. Vermeye başladı daha doğrusu. Sağ olsun kaymakamımız Ferhat Bey bu konuda özellikle bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere şu anda sondaj çalışmaları yaptık. Kanalı açmak suretiyle su problemimizi çözülecek ama burada benim söylemek istediğim şey şu. Biz muhtarlık bütçesi olarak hiçbir gelirimiz yok. Dolayısıyla köyümündeki orman işletmesi ormandan devlet ormanı adı altında onlarca siter odun kesiyor. Benim isteğim şu, bu devlet ormanı kesilen paralardan benim köy bütçeme hiç değilse her yıl bir miktar para aktarılmasını istiyorum. Yani bu benim köyümün ormanını kesiyor devlet. Dolayısıyla benim bütçeme belli bir miktar para aktarılmasını da kendi şeyi açımdan doğru buluyorum. Bunun da iletilmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Özel idareye gelen köylere hizmet götürme parası kazalara az geliyor. Bunu çoğaltılmasını istiyoruz. Çünkü üzere bazı köylerimizin yolları hep yarım kalıyor. 2 kilometre sıcak asfalt yapılıyor, diğer yeri kalıyor. Biz özel idareye gittiğimizde bize oradan deniliyor ki bakanlıktan bize şu kadar para geldi. Yetmiyor muhtarım, yetiştiremiyoruz muhtarım. Seneye benim ikinci dönem muhtarlığım. Hala yolum olacak, hala olamıyor. Yani bu benim demek istediğim şu sayın vekilim. Bütün köy muhtarlarına ait yani bu iş. Her köyün yolu yarım yani açıkçası. Geçen sene Sarıdayı'ya yaptılar. 1,5-2 kilometre yerde kaldı. Değerli muhtarlarım. Bunu bizzat bakana ben ilave ileteceğim. Hemen bir gün geldi. Eskiden bir yama sanacak diye cevap gelmiş burada şimdi gösteriyor. Sağ olun Allah razı olsun. Amin. Sağ olun. Hızlı hizmet muhtarım. Yok ben genelinde söylüyorum. Vekilim. Şimdi köylü yolları yarım kalıyor. Yetişmiyor. Gidiyoruz vatan özel idareye. Bizim yolumuz şu kadar. Gelen para bu işte biliyorsunuz. Hani pazarına kaymakamlığa da düşen para hisseniz de şu. Burada 24 tane köye 1 trilyon para gelirse hangi birisini yapacak? Yol mu yapacak? Su mu yapacak? 1 kilometre yolu 1 trilyona yapamıyorlar sıcak asfaltı. Pahalı her şey. Ben bu...
bir yanlışlıklar. Bizim madenimiz köyümüzün ormanı. Ben bütçeden, devlet bütçesinden bir yardım talebinde bulunmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarların maaşını yeteri kadar yükseltmek suretiyle bizlere bir imkan sağlamıştır. Ancak benim köyümün madeni olan odundan bütçeme para istiyorum. Yoksa devletin bütçesinden istemiyorum. Tarım Bakanlığı şimdi özellikle ben aldığım maaşın yarısını inanın bu sene 50 milyarın üstünde köyüme bir yatırım yaptım. Camisini yaptım, minaresini yaptım, otunu yaptım, suyunla ilgileniyorum. Ama bütçemde hiç para olmadığı için aldığım maaşı bu köy hizmetlerine kullanıyorum. Gereğinde günübirlik buraya geldiğimde aracıma benzin parası yetiştiremez oldum. Bunlar hep imkansızlıklardan kaynaklanıyor. Teşekkür ederim. Kullanın inşallah.